Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bizi küçüklüğümüze götürecek, Atari salonunu evimize getirecek bir ürünün incelemesiyle beraberiz. Açıkçası bu video için kararsız kalmıştım. Yani kendi kendime bu ürünü de çekip paylaşma diyordum. Fakat ürünle biraz vakit geçirdikten sonra kesinlikle sizlerle paylaşmaya karar verdim. Özellikle şu an 30'lu 40'lı yaşlarda olan çocukluğunda Atari salonlarında mesai harcamış arkadaşların bu ürünü çok seveceğini anladığım için ki ben de aynı duygular içerisindeyim. Bu içeriği üretiyorum. Başta çocuklar oynasın niyetiyle almıştık. Süreç öyle bir noktaya geldi ki çocuklardan çok biz oynar, biz vakit geçirir olduk. Bu sebepten dolayı özellikle kendi yaşıtlarımla bunu paylaşmasam olmazdı. Lafı fazla uzatmadan kutuyu açalım ve ürünü inceleyelim. AliExpress.com'da ürünleri incelerken şöyle bir ürünün reklamını gördüm arkadaşlar. Ürün GameStick Lite adıyla satılıyordu ve eski Atari oyunlarının televizyon üzerinden oynanmasını mümkün kıldığı belirtiliyordu. Ürünü biraz inceledikten sonra satın aldım ve yaklaşık 10 günde elime ulaştı. Ürünün ki bundan sonra oyun konsolu olarak tabir edeceğim oldukça sade, basit bir kutusu var ve üzerinde herhangi bir marka ibaresi yok. Kutunun üzerinde Game ve sağ alt tarafta Lite ibarelerini görüyoruz. Zaten satılırken de HDMI GameStick Lite olarak satılıyor arkadaşlar. Kutusunun etrafına baktığımızda arka tarafında çift joystickli olduğu, 40 simülatörü desteklediği, biz buna emülatör diyelim, açık kaynaklı sistem olduğu ve çift oyuncuyu desteklediği joysticklerin oyun için tasarlanmış olduğunu, yüksek hassasiyet ve kaydırmaz tasarımı barındırdığı, HDMI bağlantısı üzerinden yüksek çözünürlüklü görüntüyü televizyona aktardığı, 10.000'den fazla oyunu bünyesinde barındırdığını ve daha fazlasını da kendimizin indirip yükleyebileceğimizi belirtmişler. Yine alt tarafta işletim sisteminin Linux temelli olduğunu, birden fazla dil desteği olduğunu, emülatör olarak MAME, FC, GB, GBA, GBC, MD, SFC, PS1, Atari 2600 ve Atari 7800'ü desteklediği belirtilmiş. Buradaki kısaltmaları açacak olursak, bildiğiniz gibi 70'lerden itibaren pek çok oyun konsolu ve oyun üreticisi, tasarımcısı vardı. Mesela FC Famicom, GB Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Genesis MD, Super Famicom, PlayStation 1, Atari 2600 ve Atari 7800. Bu firmaların çoğunun oyunlarını gerek Atari salonlarında gerekse evlerimize aldığımız oyun konsollarında oynadık. Şu anda incelediğimiz GameStick Lite emülatörü de buradaki oyunların neredeyse tamamını içerisinde barındırıyor. Yine üründe işlemci olarak GB2 olduğu belirtilmiş. Fakat bunu araştırdım. İşlemcinin tam olarak ne olduğunu çözemedim. Emülatörde DDR3 256 MB RAM olduğu ve 128 MB flash belleğe sahip olduğu belirtilmiş. Bunun haricinde kutusunun dışında herhangi bir bilgi bulunmuyor arkadaşlar. Şöyle kutuyu açtığımızda üst tarafında televizyona bağlayacağımız GameStick karşımıza çıktı. Kapağını çıkarttığımızda HDMI portunu görüyoruz. Yan tarafında bir adet microSD kart var. Bunu alırken 32 ya da 64 GB'lık versiyonunu seçebiliyorsunuz. 32 GB'da 10.000, 64 GB'da ise 20.000'den fazla oyun olduğu belirtilmiş. Tabi buradaki oyunlar birbirinden bağımsız oyunlar değil. Zamanında Atari kasetlerinde görmüşsünüzdür. 9999.1 tarzında ifadeler yazardı ve içerisindeki oyunların çoğu birbirinin aynısı olurdu. Emülatörün diğer kenarına baktığımızda USB-A ve micro-USB portları görüyoruz. USB-A portuna yine kutu içerisinden çıkan ve joysticklerin alıcısı görevini gören küçük dangle'ı takıyoruz. Micro-USB portundan ise ürünün beslemesi yapılıyor arkadaşlar. Bunu kenara koyalım. Kutu içerisinden 2 adet joystick çıkıyor. Joystickler
PlayStation 2 kollarının kopyası. Joystickler 2 tane kumanda piliyle, yani AAA kodlu pille çalışıyorlar. Ve içerisinden pil çıkmıyor. Pilleri taktıktan sonra alt tarafındaki on-off butonunu on konumuna getirdiğimizde diğer tarafındaki ledler yanıp sönmeye başlıyor. Joystickler emülatöre otomatik olarak bağlanıyorlar. Bağlantı için herhangi bir işlem yapmak gerekmiyor. Bağlantı sağlandığında birinci kolda kırmızı, ikinci kolda ise yeşil renk aktif olarak yanmaya başlıyor. Ve direkt oyuna başlayabiliyorsunuz. Yine kutu içerisinden bir adet micro USB, USB kablo, bir adet HDMI uzatma kablosu ve bir adet de kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzunda çok fazla bilgi yok. Az önce belirttiklerimizin haricinde güç kaynağı olarak 5 volt 2 amper, 5 volt 1 amper ve 5 volt 0.5 amperi desteklediği belirtilmiş. Fakat bazı yorumlara baktığımda 5 volt 0.5 amperle çalıştığında, özellikle işlemci yoğunluğu arttığında emülatörün kasmaya başladığı kullanıcılar tarafından belirtiliyor. Bundan dolayı 5 volt 1 amper veya daha üstü bir akım kaynağından beslenmesi gerektiği belirtilmiş. Bunun haricinde menü ve kullanımları anlatılıyor. Bunları da çalıştırma esnasında sizlerle paylaşacağım. Emülatörün fiziksel bileşenleri bu şekilde. Televizyona bağlamadan önce stick içerisinde ne var ne yok bakmak istiyorum. Bu kadar küçük bir parçaya ne sığdırdılar merak ettim. Şöyle küçük bir devre kartı çıktı. Bu yüzünde bir voltaj regülatörü, micro SD kart slotu, USB portlarımızı görüyoruz. Arka tarafında yine regülatör devremiz var. İşlemcinin üstü silinmiş. Ne olduğu belli değil. Ve hemen altında Samsung'un RAM'ini görüyoruz. Oldukça az bileşenle böyle bir devre tasarlanmış. Yine sol üst tarafta bir anten görüyoruz. Fakat antenin bağlı olduğu çevre bileşenler eksik. Emin olmamakla birlikte joysticklerin alıcısı dongle'ı içerisindeki devrenin buraya entegre edilebildiğini düşünüyorum. Emülatörün devre kartı da bu şekildeymiş arkadaşlar. Şimdi toparlayıp artık oyuna geçelim. Şimdi kurulumu yapmak üzere televizyona geçiş yapalım. Cihazı boş bir HDMI portuna takıyorum. Ürünün güç beslemesi için de yanında gelen micro USB kablosunu üzerine takıp kablonun diğer ucunu da televizyondaki boş bir USB çıkışına bağladım. Emülatörün bağlantısı bu kadar. Şimdi televizyonu açalım. Televizyonu açtım. Sinyal girişi olarak HDMI 1'i seçiyorum. Emülatörün ana ekranı bu şekilde. Yukarıda List, Class, History, Collect ve Search bölümlerini görüyoruz. List bölümünde, ki şu anda olduğumuz kısım, bütün oyunların listelendiği bölüm arkadaşlar. Başından sonuna kadar tamamı burada. Joystick arkasındaki bir numaralı tuşlara basarak yukarıdaki sekmeler arasında geçiş yapabiliyoruz. 1'e bastığımda Class, tekrar bastığımda History, tekrar bastığımda Collect ve bir daha bastığımda Search ekranına giriş yapıyoruz. Class ekranına geldiğimizde MAME, Famicom, Game Boy, Atari gibi, PlayStation 1 gibi hangi konsolun oyunlarına erişmek istiyorsak bunu seçebiliyoruz. Örneğin Super Famicom'a gelelim ve seçmek için A tuşuna basalım. Ve bu konsolun oyunları listelendi.
herhangi bir oyunu seçip başlatmak için kol üzerindeki start butonuna basmamız yeterli. Oyundan çıkmak için kol üzerindeki Select ve Start butonlarına aynı anda basıyoruz. Ve buradan Exit seçeneğine gelip A tuşuna basıyoruz. Emülatörün kullanımı ve arayüzü oldukça basit. Bunun yanında bir tuşuna tekrar basıp tarihçe sekmesine geçiş yapıyorum. Bu bölümde daha önce oynamış olduğunuz oyunlar listeleniyor. Bu oyunlardan herhangi bir tanesine gelip yine kol arkasındaki iki tuşuna bastığımızda ise bu oyunları favorilere aktarabiliyoruz. Tekrar bir tuşuna bastığımızda da favorilere aktarılmış oyunları görebiliyoruz. Bu sayede oynamak istediğiniz oyunlara hızlıca erişebiliyorsunuz. Ben daha önce bazı oyunları bulup oynadığım için listeye eklenmiş vaziyetteler. Örneğin Metal Slug 2'ye girelim. Metal Slug, Atari salonlarının en sevilen oyunlarından bir tanesiydi. Ben de bu makine başında çok fazla vakit geçirdim. Start tuşuna basıyorum ve oyunu başlatıyorum. Bu emülatörün en güzel özelliği oyunları tam ekran olarak oynamaya izin vermesi. Bildiğiniz gibi Atari salonlarındaki ekranlar 4'e 3 oranında oluyordu. Tam ekran olarak oynamak için yine Start ve Select tuşlarına aynı anda basıyoruz. Aşağı taraftan Screen Settings bölümüne gelip bunu Full Screen olarak seçiyoruz A tuşuyla. Tekrar oyuna geldiğimizde artık oyunu tam ekran olarak oynayabiliyoruz. Bunun yanında ürünün güzel bir özelliği de oyunu kaydetme imkanı var. Save State bölümünden herhangi bir bölümü seçip A tuşuna bastığımızda oyun kaydoluyor. Kaldığımız yerden devam etmek için de Load State bölümünden kaydettiğimiz anı seçip kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Game Stick Light'ı televizyondan söküp başka bir cihaza götürdüğümüzde ise yaptığımız ayarlar veya kayıtlar silinmiyor arkadaşlar. Şimdi kırmızı çizgimiz olan bu oyunu biraz oynayayım. Ve eskilere gidelim. Üründe herhangi bir kasıntı, takılma yok arkadaşlar. Gayet güzel, akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Kaydetme işini de canlı olarak göstereyim. Oyun esnasında Start ve Select butonlarına aynı anda basıyorum. Aşağıya gelip Save State bölümünden herhangi bir boşluğa veya bunun üzerine A tuşuyla bastığımda o anı kaydetmiş oluyorum. Gayet güzel. Kolların tepkileri yerinde. Gecikme yok. Ve oyunlar bu şekilde. Çıkış yapmak için Exit tuşuna basıyorum ve çıkıyorum. Yine Super Mario'sundan Mortal Kombat'ına, Tekken 3'ünden World Rally'ye kadar Atari salonlarında gördüğümüz yüzlerce oyun burada mevcut. Bu arada PlayStation 1 oyunları da gayet güzel ve akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Benim ilk Atari'm Atari 2600'dü. Onun oyunları da burada mevcut. Bunlarla da çok vakit geçirmiştik. Bu ilkokul 1'deyken
oynadığım oyun. Sekmelerin sonundaki search bölümünden de oyunların adını girerek hızlıca bulabilirsiniz. Böyle bir imkan da sunulmuş. Sonuç olarak bu emülatör gayet güzel ve bizi çocukluğumuza götürecek, eski oyunları oynamamızı sağlayacak bir ürün olmuş. Oyunların kaydolabilmesi, cihaz söküldüğünde kayıtların silinmemesi, küçük boyutları sebebiyle emülatörün taşınabilir olması ve içerisinde pek çok oyunu barındırması, ürünün artı özellikleri. Eski günleri hatırlamak, çocukluğunuza dönmek, ailenizle birlikte güzel vakit geçirmek istiyorsanız bu ürünü tavsiye ederim. Ben Atari'yi vergi ve kargo dahil 560 TL'ye satın almıştım. Videoyu yayınladığım anda fiyatı ne olur bilemem. Fakat ürün linkini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Merak edenler, almak isteyenler oradan inceleyebilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenceli bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Metal Slug.